Kurbanlar masum bir şekilde dolanırken uzaklardan gelen bir testere sesi duydular. O ses hepinizin çok yakından tanıdığı Leatherface'in meşhur testeresiydi. Fakat Leatherface artık çok yorulmuştu. En azından deneme süresi boyunca kendi yerine geçecek birine ihtiyacı vardı. Ve bunun için seçtiği kişi gerizekalı bir yürüyüşe sahip olan Umacı'ydı. Bakalım Umacı Toxic Bubba'nın yerini doldurabilecek mi? Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Gençler, bugün Toxic Bubba serisine farklı bir bakış açısı kazandırıyoruz. Toxic Bubba serisi tamamen bitmiyor, yanlış anlamayın. Fakat Raid'de aklıma bir şey geldi ve bunu denemek istedim. En azından sonuçlarını merak ediyorum. Başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım? Ya da nasıl tepkiler alacağız kurbanlardan falan? Bu şekilde bir videoluk Toxic Bubba'dan Toxic Raid'e geçmek istedim. Eğer sevilirse videonun tarzı falan ve kurbanlardan güzel küfürler yersek Toxic Bubba serisinin yanına bir de Toxic Raid serisi eklenmiş olacak. Artık haberiniz olsun. Ama Toxic Bubba hiçbir zaman bitmeyecek, onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, önce Toxic Bubba serisini özetleyeyim hiç bilmeyenler ya da unutanlar için. Ardından da Raid'e nasıl dönüştürdük, neler yapacağım onu anlatayım. Şu gördüğünüz süründür perkünü kullanarak normal saldırımızla bir kurbanı yere düşürdüğümüz zaman o kurban 15 saniye boyunca %50 daha yavaş sürünüyor ve oyundaki diğer kurbanlar bu yerdeki kurbanın 16 metrelik alanı içerisine girmediği sürece o kurbanın yerini göremiyorlar. Biz de Toxic Bubba serisinde kurbanları yere düşürüp yerde bırakıyoruz. Bu perk sayesinde de 16 metre yakınına girmeden o kurbanı göremedikleri için diğer kurbanlar o kurbanı aramakta vakit kaybediyor. O kurban da yerde barı yavaş yavaş azalarak ölüyor. O kurbanı her kaldırdıklarında tekrardan o kurbana gidip o kurbanı tekrar düşürüyorum. Böyle bir mantığımız var. Şimdi raid karakterinin olayını anlatıyorum hemen. Bir kurbanı düşürdük, tamam mı? Süründür perkümüz aktif. Ardından şu gördüğünüz kanca kararınca perküyle bir kurbanı sırtımıza alıp haritanın köşesine götüreceğim. Bu perkü almamın sebebi de sırtımda bir kurban varken hareket hızım %18 artıyor. Yani uzak mesafe lerden de taşıyabileceğim kurbanları haritanın en köşesine. Şöyle bir risk vardı. Bir kurbanı sırtıma alıp tekrar yere bıraktığım zaman acaba bu süründür perkü devre dışı mı kalıyordu diye merak ediyordum. Onu da girip özel oyunda denedik. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Kurbanı normal saldırımla düşürüp süründür perkünü aktif ettiysem sırtıma alıp tekrar yere bıraksam bile bu perk devre dışı kalmıyor. O yüzden o konuyu da çözdük ve raid görünmez özelliği olan bir katil olduğu için düşürdüğüm kurbanın yakınlarında bir yerde görünmez modda takılacağım ve sürekli düşürdüğüm kurbanı takip edeceğim ilerlerken. Olur da yanına biri gelirse, yakınlaşırsa ya o kişiyi kovalayacağım hani o yerdekini kaldırmasın diye, ya da diyelim ki bir şekilde o kişiyi kaldırmayı başardı. Kaldırdığı kişiyi anında tekrar düşüreceğim. Peki abi, jeneratörleri nasıl koruyacaksın diyeceksiniz. Onda da şöyle bir şey var. Şu perk ve şu gördüğünüz perk jeneratörlere tekme attığım zaman ikisi de gerileme hızını daha fazla yapıyor. Jeneratör daha hızlı geriliyor yani. Ve araştırmalarım sonucu bu iki perkün stacklendiğini duydum. Yani galiba hızını daha da fazlalaştırıyoruz jeneratörün gerilemek için. Şöyle bir eklentim var. Çanımız tamamen sessiz. Bir de şöyle bir eklentim var. Görünmez moddayken jeneratörlerin ilerlemesini görüyorum harelerin yoğunluğundan. Böylece bir jeneratör çok yüksekse o jeneratörün yanına gidip oradaki kurbanları kovacağım ve o jeneratörü tekmeleyip güç patlaması ve okyanusun çağrısı perkleriyle gerilemesini sağlayacağım jeneratörün başına campleyip. Aynı zamanda çanım sessiz olduğu için belki o jeneratöre gittiğim zaman birilerine grab bile atabilirim. Böylece hem jeneratörleri hem yerdeki kurbanı camplemiş gibi bir şey olacağım yani. Her maç bir yarım saat falan sürer galiba, bilmiyorum, eğer becerebilirsem. Çok fena bir gen rush yemezsek böyle anlık, hani iki tane üç tane jen aynı anda çok yükselmezse. Böyle sıkıcı, kurbanlar için eziyet olan bir hale getirdim. Toxic Bubba'da bunu yapamazdım çünkü görünmez özelliği yok biliyorsunuz ki. Evet bakalım. Şimdi beyaz beyaz jenleri görüyoruz arkadaşlar. Bir jeneratör ne kadar kırmızılaşırsa o kadar bitmeye yakın demektir. Hafiften şöyle kırmızılaşan olsa da onun yapıldığını anlasam ya. Evet bu. Merhaba. Jake diyor ki şu an. Bu niye kaçıyor, anladın mı? Dur, Jake arkadaşlar çok hızlı alabilirim diye düşünüyorum. Lan nereye gittin? Oranın girişi var sanda. Süper olur, süper olur, süper olur. Çok güzel. Tamam. Jake'i çok hızlı düşürdük. Şimdi arkadaşlar aşırı uzağa götüremeyeceğim çünkü çok ortada düşürdüm ama. Yalnız bu görecek ya bunu attığım yeri. Evet arkadaşlar, bu galiba attığım yeri görecek ama yapacak bir şey yok. Tamam. Bakın jenleri görüyoruz. Şu bayağı yükselmiş. Böylece geldiğimi de anlamıyorlar. Bu da çok iyi. Şimdi şu jene tekme atıp okyanusun çağrısı ve güç mücadelesiyle o jeneratörün gerilemesini bekleyeceğim. Düşürdüğüm kurbanın başında duramıyorum şu an. Şöyle jenin gerilemesi durduğu an tekrar buraya gideceğim arkadaşlar. Olur da gelirlerse. Bekliyorum jenin dibinde. Bakın diğer kurbanın barı ne kadar gitti, görüyor musunuz? Bak bak, neredeyse çeyreğe bitti. Evet, ace geri geliyor. O jen bitti. Tamam, bu jene tekrar vuracağız. Devam devam devam. Çok iyi çok iyi çok iyi. Başka hiçbir jen yükselmiyor şu an.
Geri geldi, güç mücadelesini patlattı. Devir bakayım paleti. 90'dayken çok güzel. Öbür kurbanın barı yarıya indi, siz bilirsiniz. İstiyorsanız almayın. Kitledim şu an bak. Hem jeni kitledim hem kurbanı kitledim. Tamam, bu jeneratörün gerilemesi bayağı bir azaldı arkadaşlar. Diğer düşürdüğüm kurban nerede diye bakacak olurken... Bak bak, onu arıyor galiba. Şu jen de yükseliyor. Merhaba. Cilcim. Güzel, buna da bir vuralım. Şöyle okyanusun çağrısıyla güç mücadelesini aktif edelim. Bu ikisi umarım stekleniyordur ya. Ona %100 emin değilim. Bu arada hala bulamadılar oğlum. Tekte mi ölecek lan adam? Arıyor şu an. İzlerini görüyorum. Arıyor. Buldu. Merhaba. Jake Park'cığım. Hemen tekrar düşürüyorum seni. Zınk. Ya bunu attığım yeri görecek bu arada bu, ama bunu kışkışlamam lazım. Şöyle yine en köşeye götüreyim, atayım arkadaşlar. Tamam, şimdi bunu kovalamamız lazım biraz. Yerini biliyor çünkü. Süper. Yeter ki bak şunu kışkışlayayım yeter ki. Tamam. Şimdi bir görünmez moda geçip tekrar jen kontrolü. Oo, şu jeni ilerletmişler tekrar. Hemen o jeni almaya gidiyoruz. Jill mi yapıyor o jeni acaba? Ha, yo, çok da ilerletmemişler. Okey. Tamam, güç mücadelesini ve şeyi tekrar verdim. Gördüğünüz gibi şu an bir jen yapabilirler sadece. Kitledim maçı. Çünkü diğer kurbanı da aramak zorundalar. Jenleri de bu şekilde campliyorum. Perklerle artı görünmez modda. Jake'i kaldırdılar. Nerede kaldırdı? Healliyorlar iki kişi. Jake! Yine seni alacağım ki. Çok keyifli. Jake'cim merhaba. Zınk! Seni şuraya atıyorum. Jeneratörle birlikte camplemek için attım. Sen de hasarı aldın bu arada. Ne o ne? Tilt oldum, T-Bag'i miydi o? Seni de yatıralım şöyle. Jake Park'a bir ölüm animasyonu. En hızlı öldürdüğüm kurban şeyi olabilir. Sen de öldün. Var ya, gerdeyken en hızlı öldürdüğüm kurban çeşidi olabilir şu an. Seni de en köşeye götürüyorum. Bak şu kanca karanca perk'ü çok güzel. Normalde hayatta şuraya kadar götüremezdim. Wiggle atardı. Bak adamı ta nereden nereye getirdim. Bak 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 bak. Haritanın dışına atacağım ya utanmasam. Bak kilitledim. Başka yüksek jen yok. Tamam, seni de bu kapının dibine bırakıyorum. Çok güzel. Merhaba. Kaldıracağım mı onu? Wiggle dolmuş mu şeyi? Düşten geri. Gelişine voleyi çaktı. Musa Sov'un Manchester'a golü gibi. Jill Valentine'da nereye gideceğini şaşırdı. Ve purple maçı alıyor. Arkadaşlar cili asacağım. Diğer ikisini yerde mi beklesem ya? Oğlum bak, aslında yerde bekleme işini çok istiyorum ama bir yandan da sıkılıp DC atarlar diye düşünüyorum ya. Sıkılıp DC atarlarsa çünkü maç sonu bir şey yazmazlar. Arkadaşlar şimdi bunu aldım, asacağım sancak. Geç lan şuraya. Asacağım mı sandın oğlum? Toksik seviyesi bu videoda arşa çıkıyor arkadaşlar. Arşa çıkarıyoruz ya, arşa. Zamanım var kardeşim. Videoyu çekmeye erken başladım. Hiç sıkıntı yok. Hepinizi yerde beklerim. Hepinizi yerde beklerim deyince de böyle kahve açılışına çağırıyor gibi oldu ama siz beni anlıyorsunuz arkadaşlar. Ace'e de aynısını yapacağım. Gerçi yok, yapamam. Ace alırsam Wiggle atar. Space çalışmıyor. Alamıyorum Ace. Burada mısın? Nereye gitti bu Ace ya? Arkadaşlar Ace nerede? Ah lan, rahmetliden kalan son hatıra. Kancamı da kırıp gitmiş hayvan herif ya. Gider ayak kamu malına ne kadar zarar verirsem o kadar iyi demiş. Evet, DC atmadılar. Acaba klavyeleri yağlayıp bana sokmak için mi bekliyorlar, yoksa ekstradan süre beklemek istemedikleri için mi atmadılar DC bilmiyorum ama. GG. 3 kişiyi yerde öldürdük. İlk maçtan gayet başarılı. Ya şu simge aslında konsol oyuncusu ya da Epic Games demek. Konsol oyuncuları zaten yazamıyor da hani Epic Games'tir belki bir şey yazar diye bu işaretlerle de giriyorum aslında ama full bilgisayar gelse karşıma daha iyi olur. Ama o ayarı kapattığım zaman da maç bulma süresi çok uzuyor. Evet arkadaşlar, ilk maçtan gameplay olarak istediğimizi aldık ama chat olarak alamadık. Radarıma 4 yeni kurban katıldı. Oo bubbacım, kilo vermişsin biraz. Vallahi görmeli değişmişsin. Gözlerde parlamaya başlamış. İyi iyi, kendisine iyi bakıyor arkadaşlar bubba artık. Parladı arkadaşlar. Şu ilerideki kırmızılaştı. Bir şey diyeceğim. Grab'i bilerek atmadım. Şu an altına sıçtı korkudan gördüğünüz gibi. Grab'i bilerek atmadım. Çünkü grab atarsam süründür perk'ü çalışmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani grab atabilirdim derken DC'ye, evet. Çok erken bir DC'ye geldi sanki. Şöyle taşın arkasına dağıtalım bunu. Hoş olmadı. Oğlum bu aralar her maçımda DC atıyorlar. Kimsenin tahammülü kalmadı mı ya oyuna? Şurayı da tekmele. Tamam, bunlar azalacak arkadaşlar. Merhaba. Kate'cim geldim ama. Oo, geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şş, bakmayın lan. Şimdi nereye götürdüğüme bakmasan oğlum, git lan. Bir toksiğin en büyük düşmanı o kurbanı nereye götürdüğüne bakan kurbanlardır. Bunlar ne yapıyor ya? Ben mi DC atsam anasını satayım? Bu ne? Bu nasıl maç ya? Birader, ben sizin hepinizi indireyim bence. Ne dediniz o işe? T-Bag atıyor bana. Bir dakika. Önceliğim değişti. Kanka o şeyi şeyden devir. Karşı, ha, o pencereden devir bir dahakine, olur mu? Arkadaşlar şunu bir dakika. Ufak bir işim var. Ufak bir işim var. Ne oldu aslan?
Ha? Aslan ne oldu? Bana bir açıklama yap. Ne oldu mesela senin için şu an? Niye deviremedin o paleti? Oğlum kafa sallıyorsan bir şey bileceksin. Dur. Bu tilt olmaya müsait gibi. Bu var ya tilt olmaya fena müsait gibi. Şöyle haritanın en köşesine atayım. Hiç keyif almasın oyundan. Heh. Al. Sable'la burada takılın. Ya bot. İnsan bir sürünür lan. Bir sürünür insan ya. Arkadaşlar insan sürünür diyorum. Botla konuşuyorum. Bak benim hafıza bazen gidiyor. Benim kafa bazen gidiyor. O insan değil ki. Ah lan. Yapay zekalar bir gün insan olur mu sizce? Evet gene oturmuyorlar bile şu an. Çünkü muhtemelen yerdeki kişiyi arıyorlar. Botta yakınlarına sürünmediği için şu an. Merhaba hanımefendi. Beyefendilerden birini mi arıyorsunuz? Seni kim ne ara kaldırdı ya? Keşke şu taşın arasına bıraksam şöyle sıkışsa ya. 127 saat filmindeki gibi şunu şuraya sıkıştırsam. Kendi çişini mişini içmek zorunda kalsa ya. Ne yapıyorsun lan it? Aa, Kate'i kaldırdı. Sable öldü. Dwight AFK'ya salmış orada. Kafasına kargalar geldi. Bir toksik Ahmet'e T-Bag atmanın bedelleri. Kate'i tekrar düşüreceğim. Yok ablacım içeri giriş izni vermiyoruz valla. Damsız almıyoruz da killer şeke. Devir onu şimdi. Bak hız boostunun içine etti gördünüz mü? Lan oğlum kıvrak mı vardı lan? Nasıl öyle hızlandın? Lan çakala bak. Loop öğrendi. Ha bir de oradan atla. Aha Dwight'ı kaldırdı. Allah'ım geliyorum. Geliyorum. Kanal D magazinden kaçar mı? Kaçmaz. Heal. Heal mı yapacaksın? Dwight sana yok lan oyun şansı. Sana oğlum oyun şansı yok. Raid görünce tabi M1 killer. T-Bag'i yapıştırıyor anasını satayım. What the fuck bro? Tamam diğer ikisi yerde ölsün. Bunu asıyorum. Evet şu an kurbanlar biraz enayi geliyor arkadaşlar ama 2-3 maç kazanınca hemen MMR düzeliyor merak etmeyin. Şimdi birazdan sağlam maçlar atmaya başlarız. Bunlar hem ısınma hani build'i de test etme maçları olsun. Güzel build iş görüyor gibi. Yalvaracaksın lan seni alayım askin diye. Hadi söyle. Raid abi en büyüksün de. Raid çok yaşa. Raid çok yaşa. Ya bu nasıl bir animasyon? Yemin ediyorum yılan ya. Bak herhangi bir yılan deseni iyidir. İnsan demem yani şuna. Görüşürüz. Şu an birisi böyle ayaklarına çekip götürüyormuş gibi değil mi? Gençer mi? Gençer reis affet. Gerçi profiline İbrahim Tatlıses koymuşsun affetmesen de olur. Sevmiyorum arkadaşlar üzgünüm yani bu konudan linç yiyeceksem yiyebilirim. Şarkılarını da karakterini de sevmiyorum. Denk gelmişken anlatayım dedim ne alakası var bilmiyorum ama. Oo RPD. Bu tarz maplerde oda falan fazla olduğu için aslında güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Kurbanı mesela yukarıda düşürdüm ya alttaki adam onu görebiliyor. 16 metrelik mesafeden. Yani yukarı katları da gösteriyor. Hangi cenin ilerlediğini gördük arkadaşlar. Hemen bir jumpscare raid geliyor. Zaten patlat. O iki cen ilerliyor. Beni patlatıp gittin mi gerçekten direkt? Oha bahçe ceni bitecek bile. Dedem merhaba. Yuyucum sana da merhaba. Şuraya bir zehrimizi yükleyelim. Bu da yapılıyor. Bak bunlar. Oha diğeri de yapılıyor. Bunlar çakalınıyor ya. Bir dakika çakalınıyor falan. Güzel. Çok da çakalınıyor değiller. Bak şu an ben kötü bir oyuncuyum hareketidir ya şu yaptığı. Direkt uzaklaşması lazım. Bahçeye atacağım. Çok bir uzağa götüremeyeceğim. Geç şuraya. Şu jenede devam ediyorlar bir yandan. Dede merhaba. Sana bir tane vurayım. Tamam mı? Sen şimdi diğerinin yerini göreceksin ama değil mi? Gördü bak. Lan! Ya dedem ne yapıyorsun ya? Tamam kalın burada ikiniz anasını satayım. Arkadaşlar bunlar ısınma maçları. Bunları çok hızlı bitireceğim. Geç oraya geç. Seni de onların yanına düşüreyim anasını satayım. Geç. Heh o da gitti. O tuzak gibi oraya anasını satayım. Orada birisini gören oraya gidiyor. Sen de izin verecek miyim buna? Oğlum toksik bubbanın veliaht. Bir şey diyeceğim. Ben böyle bu oyunda böyle bir kapı olduğunu ilk defa gördüm mesela. Çok teşekkür ederim sana bu yüzden. Toksik bubbanın veliahtı sizce affeder mi arkadaşlar? Evet şu an görünmez bir şekilde izliyorum yukarıdan kurbanları. Bakalım avımız gelecek mi? Niye o tarafa sürünüyor ikisi de? Bir dakika. Demek ki son avımız orada. Aynen öyle. Niye bu tarafa sürünüyorsunuz ha? Bir toskik bubbadan kaçar mı? Tabii ki kaçmaz. Cloud'dan şu an çok ilginç hareketler geliyor. Hayırlı olsun hocam. Cloud'u asıyoruz, diğerlerini bekliyoruz. Arkadaşlar bu eklenti ve build kombinasyonunu şu an bu hesapta yapabildiğim için bundan giriyorum yani hani. Aslında düşük kurbanlar gelmemesi lazım bu arada. Bu hesabın saati ve MMR'ı yüksek. Yani eskiden tüm videoları bu hesapla çekiyordum. Ama herhalde uzun süre oynanmadığı için bu halde. Dediğim gibi bu maçlar ısınma maçları zaten siz buraları editli izlediğiniz için 2-3 dakikada bitmiş olarak izleyeceksiniz maçları. Birazdan asıl maçlara başlarız. Yavaş yavaş MMR artar diye düşünüyorum. Bak yalvarma moduna geçtiler. Ne olur bizi al. Bizi al ne olur az.
Lütfen. Arkadaşlar katillerin motivasyonu buymuş demek ki. Bir başkasının hayatının, bir başkasının beklentilerinin senin elinde olması. Anladınız mı? Adam yalvarsın istiyor yani, böyle yaşamak için, acı çekmemek için bana yalvarsın istiyor. Alın size katil psikolojisi en derininden. Ah lan oğlum çok duygusal. I'll take the rain, I'll take the rain. Ananı sikeyim. Ya klavyeniz mi yok kardeşim? Şuraya iki kelime bir şey yazacaksınız ya. Bak bak yavaştan doluşuyorlar. 90 prestij, 66 prestij. Bu arada bu rate'in görünmezken jenlerin yoğunluğunu görme eklentisi çok iyiymiş ya. Sınırsız tinkerer gibi bir şey. Hastane geldi bu arada. Görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum zaten. Yok mu bir ilerleyen jen? Yok arkadaşlar, hala bekliyoruz. Tamam, ilerleme var. Abort, abort, abort. Oo bir de o şeydeki jen mi? Evet, sıkışık olan jen. Güzel. Şunu erkenden, erkenden diyeceğim de hastanede erkenden düşünmek biraz zor derken tamam düşürdük. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bunu almayacağım bu arada. Zaten bu map'te çok hani köşe mantığı yok. Tamam, şu jene güç mücadelesine artı şeyi verelim. Bir jen daha ilerlemiş. Merhaba çocuklar. Oo takıldı biraz da neyse. Jenlere devam, jenlere devam. O jene geri oturdu. Çakal, çakal. Devir şimdi onu bana. Süpersin sen. Direkt arkadaşlar, direkt kafaya attım ki devirsin. Tamam, kör etti de beni şimdi. Oh, burada zaman kaybedelim seninle. Benim işime gelir. Jen geriliyor çünkü. Diğer kurban hala yerde. Görünmezlik fake ile aldık. Güzel güzel, bak bu bayağı geriledi, gördünüz mü? Neredeyse 70'e 80'e gelmişti. Ne yapıyorsun lan? Eşek. Çok güzel. Şu sessiz çan olayı var ya, müthiş bir şey ya. Aa lan şeyi kaldırmışlar. Meg miydi o düşürdüğüm, kimdi? Healladılar, bir dakika. Onu tekrar bulmam lazım. Buldum. Meg. Burada bir şey yok, palet falan. Pencere var sadece. Tamam, hemen tekrar düşüreceğiz bunu. Oo palet de satmak için yer aradı ve sattı. Buradan nereye gidebilir derken önüne müthiş bir pencere çıktı. Sağında da palet var ama onu görmedi Meg. Meg. Ne yapıyorsun lan? İt. Ya Allah'ım ya Rabbim, o hasar aldı demek o spottan kaçabildi. Bunlar biraz daha akıllı demiştim diğer sorulara göre. Tamam. Bu yine köşeye bak, 50'ye düşmüş barı. Çok güzel. İlk düşürüşte 50'ye inmiş barı. Biri var mı? Tık tık tık. Megbot'a düştü arkadaşlar. Evet, gameplay olarak dediğim gibi inanılmaz toksik ve böyle sinir bozucu. Aynen, birbirinizi bloklayın ama chat olarak yani şu anlık bir şey göremedik. Tamam, sen de burada kalıyorsun. Ne ayak? Sıkıştırdım sanki biraz. Tamam, şimdi gene tekrar aynı build'imizle vuruyoruz. Ana! Lan bu kim? Ben saklanacaktım buraya. Benim spotumu çalmışsın. Ha, spotumu çalmışsın. Oğlum bunu burada sıkıştırsaydım ya full. Niye saldım değil mi? Keşke hiç ellemeseydim onu. Evet arkadaşlar, şimdi aynı yerde bekliyorum. Biri gelirse gene diye. Görünmez olarak jeni campliyorum yani. Merhaba, ne yaptın? İyisin inşallah. Sana şey yapalım. Gel bakayım. Çok güzel planım var seninle ilgili. Geç şuraya. Ol görünmez. Diğer hiçbir jende ilerleme yok. Çünkü yerdekileri bulmakta uğraşıyorlar. Bir tek bu jen yüksek. Bunu da campliyorum. Diğer kurbanı da buraya getirdiğim için onu da campliyorum bir yandan. Hatta şöyle ucundan göreyim. Herhangi birisi gelirse falan. Haberimiz olsun arkadaşlar burada. Rate'e haber vermeden kuş uçmaz bu dünyada, anladınız mı? Bir tane jen biraz ilerliyor. Merhaba Eda'cım, ne yaptın? Geldiğimi bile anlamadı ki Eda. Eda heal'lanmaya çalışıyor garibim. Gel tekrar, gel 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 gel. Bu sefer seni şu en köşeye, en dibe atıyorum. Heh, geç buraya. Buradan şuraya sürünene kadar maç biter zaten. Tamam, şeref jenlerini bitirdiler, hiç sıkıntı yok. Eda ne yapıyor bu işsiz diye baktı bana, haklı. Eda'cım haklısın yani, sana ne desem açıklayamam kendimi şu an ya. 500 tane toksik bomba spam'i geldi desem bu adam ne anlayacak yani, anladın mı? Oo nasıl volt atmadı lan, çok iyi mind game atmıştım. Akıllı oynuyor ne kanze. Ama yani bak, kaldığı odaya bak. Şu kapıdan çıkıp gitmesi lazım. Tamam, bunu da yerde bıraktık. Feng'i kaldırdılar, Feng'i kaldırdılar. Ama öyle bir şey yok. Feng'cim öyle bir şey yok. Yani... Arkadaşlar kumar masası gibi düşünün. Hani öyle hadi ben gidiyorum, ben kaçtım. Yeter bu kadar, hani iyi oynadım. Öyle bir şey yok. Anladınız mı? Feng'imden de DC geldi. İkinci DC'miz maçtaki. Teker teker eksiliyor dostlar. Tamam, ben bu gameplay olarak toksikliği okeyliyorum arkadaşlar. Maç sonu tamam bir şey yazmıyorlar ama DC atmak zaten bir şey değil midir? Hani bir tepki. Bak bak bak, yine gitmiş botu kaldıracak. Adam diyor ki lan o kadar uğraştık. Bak jene oturmaya fırsatları yok ya. Hani jene bitirmeyi yapmayı boş ver, oturmaya fırsatları yok. Devir onu bir de. Ha, kendini kitle oraya. Aferin. Aferin. Ha bu botmuş ya. Ben de kime laf sokuyorum anasını satayım. Bu arada diğer kurbanı da gördüm de. Aynı odada mı kaldı? Başka bir yere mi kaçtı acaba? Arkadaşlar ben size ne yaptım? Niye disconnect atıyorsunuz? Şu jende minik bir kırmızılık mı var ya? Allah Allah. Bir ilerlemeye mi sahip o jeneratör? Merhaba. İçimden geçtiniz sanki Eda Hanım ama.
Ne yapıyorsun Allah aşkına? Ben çıkayım, kendin oyna istiyorsan ya. Kusura bakma, rahatsız ettim yani seni şu an. Ya var ya, polis gibiyim ya. Her yerden adamın önüne çıkıyorum ya. Polis gibiyim anasını satayım. Allah aşkına bana ne yaptığını açıkla ya. Bana ne yaptığını açıkla, 100 bin olursam umarım ki bir gün YouTube plaketimi sana vereceğim ya. Hala can tekmeliyorum arkadaşlar. Tryhard'ı görüyor musunuz? Maçı bari en sıkıcı hale getiriyorum ya. Hani böyle kurban bulmakla uğraşıyorlar, jeneratör yapamıyorlar. Azıcık bir şey ilerletiyorlar, onu da geliyorum hemen tekmeliyorum. Şşt, gelme bana, gelme git. Yalvarma. Bak bak, yalvarıyor, kafa sallıyor. Aferin, böyle gözümün önünde kal. Kaybolma. Eğer birisi şeker falan verirse sakın alma. Eda, şunu takip edelim de arkadaşlar. Yabancı birisi gelip kaçırmasın. Oğlum dikkatimi dağıtma, bir dur ya. Sağ sol sağ sol yapıp duruyor. Ulan ben uzun süre AFK kalınca bana da mı karga geliyor? Git lan. Şşt, görüşümü kapatıyor. Adam diyor ki ruh hastası diyor bana şu an ya. Vallahi billahi bak. Peşine takıldım bir de otopark mafyası gibi. Bırakmıyorum şu an ya. Bu arada karşıma şu şekil bir katil gelse ve soloysam, ekiple SVP şeklinde değilsek %90 disconnect atarım, biliyor musunuz? Yani bu DC atanlara hak veriyorum aslında. Ya bak, çünkü loop atma şansınız yok gibi bir şey. Zaten gafil avlıyorum. Şans sessiz falan. Yerden kalktığınız an geri düşüyorsunuz. Jen yapıyorsunuz, azıcık bir şey ilerletiyorsunuz. Onun da yerini görüyor, geliyor, tekmeliyor ve kısa süre içerisinde sıfırlanıyor jeneratör perkler sayesinde. Kurbanlar adına gerçekten çok sıkıcıdır yani. Lan şerefsiz, gözümün önünde hashten gitti. Mahlukun açlığı büyüyor. Daha ne lan ne? Ne yiyeceksin daha, beni ye. Nasıl büyüyor açlığın ya? Evet, chat olarak istediğimizi alamıyoruz ama bence gameplay tatmin edici arkadaşlar. Ching diye disconnect sesi her şeyi açıklıyor bence. Evet gençler, puan basıp ana hesabıma da aynı build yaptım. Şimdi ana hesabıma geçtim. Diğer hesabın MMR'ına ne olmuş bilmiyorum yani, o kadar düşük değildi. Ama çok düşük seviye kurbanlar geldi. Bir de dedim ana hesapta deneyelim. Zaten orada yapacağımızı yaptık yani, bu build'in amacını anlamış olduk. Ana hesabımda bakalım neler olacak. Yine bekliyorum bir gen ilerlemesini derken tamam, gördüm hangi gen ilerlediğini. Oo, iki tane ilerliyor. Bu bayağı ilerliyor. Bunu iki kişi yapıyor galiba. Yok, tek yapıyormuş. Oho, yine Selena ordusu toplamış. Devirsene onu. Deviremedi. Güzel blok. Nasıl yetişemedim lan? Oo, bina jenini de yapan var. Okey. Şu an her jene dokunuyorlar. Merhaba. Seni var ya, şu aşağıda düşürsem ne güzel olur da. Kaçacaksın galiba. Oo, akıllı oynadı. Var ya, hepsi yüksek şu an ha. Oho, ana hesaba hoş geldin şeyi herhalde ha. Nereye girdik reis? Orada bir dakika. Üstteki yaralı yaralı cene devam ediyor. Ama geldiğimi anlıyor işte. Ya bak, vallahi billahi. Tamam, şu can bitecek arkadaşlar. Ona yapacak bir şey yok. Merhaba. Seni de yaralayalım. O cene tekrar oturdu. Tutturmaya başladı. Merhabalar. Bana balansım var deme ya, senin ben var ya. Şansına tüküreyim ya. Adamın balansı varmış, delik buldu anasını satayım. Tamam arkadaşlar, sıkıntı yok. Amacımız tilt etmek biliyorsunuz ki. Kill sayısını çok önemsemeyin. Kill sayısını çok önemsemeyin. Tamam, bunu at buraya. Bir jen daha bitti. Adamın başında ve jenin başında camplemek isterdim ama diğer jeni de çok yükselttiler. Ve yaralı yaralı yapıyorlar. Oğlum ilkinde açsam açıyormuşum. Ya Allah'ım ya Rabbim. Devirmeyeceksin ki onu. Devirecekmiş peki. Diğeri hala yerde, çok güzel, sıkıntı yok. Şu Allah'ın belasında bir düşürsem var ya. O öbürünü kaldırdılar. Bunu düşürüp aslında direkt ona gidebilsem şahane olur da. Belki healliyordur arkadaşlar. Aynen de öyle healladı. Ama kardeşim akıllanmıyor. Seni yerde öldüreceğim. Sen tamam, bu maçtaki kurbanımız bu arkadaşlar. Balans attı. Okey. Yani yetişebilir mi bir yerlere bilmiyorum. Aslında yetişememesi lazım derken zaten takıldı. Çok güzel. Bunu tekrar alıyoruz. Tam amacımız tilt etmek. İstiyorlarsa 4 escape alsınlar. Çok, hiç sıkıntı değil. Geç şuraya. Oo, 3 tane çok yüksek jen. Hadi bakalım. Şu bitecek. Full kırmızı yanan. Yetişemem gibi. Aynen. Okey. Nema problema. Nema problema. Bu jen de yüksek ve bu yine büyük ihtimal buraya bir yere girdi. Lan ooo, diğerini direkt kaldırdılar. Evet, çakallar taktiği çözdü. Yok öyle bir şey kardeşim. Unut onu. Oldu canım. Aya. Geç şimdi şuraya. Geç 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 geç. Görünmez mod, jen camplemeye devam arkadaşlar. Ooo, merhaba başkan. Yaralı yaralı jene devam diyorsun. Tamam, sen de yat buraya. Merhaba. Çok güzel. Merhaba. Seni de yaralayalım. Tamam, şu an bak, maçı güzel bir noktaya soktum. Şu an bayağı iyi. Öbürünü kaldırdılar, hiç sıkıntı değil. Bunun barı daha az olduğu için bunu kovalamayı tercih ediyorum. Oo, akıllı place. Güzel mind game. Bunu da tekrar düşürdük. Eşin bayı lan. Eşin barı bayağı azaldı. Bu jene devam ediyorlar. Bu jenden kışkışlayacağız şimdi arkadaşlar onları.
Ay sizin şu iğrenç bir şey ya. Ne salak bir pork anasını satayım. Eşi aldılar. Öbürünü de aldılar. Peki. Falan satacak. Oradan atladın da nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Çok güzel. Arkamdaki köpek görüyor beni ya. Nereye götürdüğümü görüyor ama olsun, zaman kaybetsinler anasını satayım. Amacımız bu değil mi arkadaşlar? Geç şöyle en köşeye. Bunu en köşeye gelsin, arasın anasını satayım. Bana ne? O bitecek. O jene yetişemeyeceğiz. Aynen. Tamam. Diğer 3 jene elimizden gelince tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi onu düşürdüğüm yere tekrar gideceğim. Çok fazla ilerleyememiş. Süper. Merhaba. Tekrar yaralan. Şu jene vur. Jene kemplemeye devam. Bunu kaldırmaya giden var mı? Tamam, hala bunu kaldırmaya gelen yok. Çok iyi. Hanımefendi siz akıllanmıyorsunuz sanırım. Sizi de düşürelim tekrar. Niye öyle denişik denişik hareketler yapıyor bana? Tamam, bu buraya gelmiş. Palet devirip kaldırmalı bir şey deneyebilirler. Tamam, diğer jenler hala az. Çok güzel. Nasıl tuttum arkadaşlar maçı? Hit bile alamadan neredeyse 2 jen bitmişti. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, bu bunu almaya geldi ama alsın. Ana bina jeni daha önemli şu an benim için. Hem de yaralı yaralı yapıyor ha. Bu pencere hile. Dövürmüyor ne kan zihin adına. Penceresi kapandı. Palete yetişemeyecek. Ama jam bitirdiler. Evet, buna çok saçma oyalandığım için jam bitirdiler. Biraz sattık orayı. Merhaba. Hocam oraya girişlerimiz yasak. Aile üyeleri girebiliyor sadece. Aile üyeleri de kimdir? Diğer Sovyurlar. Ne yapıyorsun yani? Ne yapıyorsun, anladın mı? Yani şu an süründür çalışmıyor. Bunu görüyor ama yapacak bir şey yok. Hemen görünmez bir şekilde diğer kapıya gitmeye çalışalım. Olabildiğince arkadaşlar maçın sonunu da başını da olabildiğince eziyet yapacağım. Güzel, Lara'yı bulamamış. Aa, Lara'yı kaldırdı lan. Sen var ya sen. Sen var ya sen. Sen. Sen çok çakalsın sen. Sen biraz zayıf halkaydın da dua et seninle çok karşılaşmadık. Lara da oralarda bir yerdeydi de arkadan dolanıp eşi falan almaya gelmiş olabilir mi acaba diyeceğim. Aynen de öyle mırıbı. Yok kardeşim, öyle şeylere izin vermiyoruz. Çok iyi kitledim lan, maç sonunu bile çok iyi kitledik ya şu an. Lara iyi oynuyorsun ha. Çakal iniyor. Sıkıntı yok arkadaşlar, penceresi kapandı. Hayır. Hayır. Oğlum ne maçtı lan? İnanılmaz keyifliydi, bir şey değil mi? Etem tatarsa belki diye uzağa götürecektim de. Etem tatarsa kaçar bu arada. Zaten baruğu falan var her türlü. Nedense atacak gibime geldi ya. Yes, atamadı be. Yes. Oğlum inanılmaz bir maçtı. İnanılmaz keyif aldım. Maç başı dedim ki olmuyor galiba. Hani biliyorlar oyunu. Sürekli birbirlerini hızlı kaldırıyorlar. Jenleri parça parça yapıyorlar yani. Bütün jenler kırmızı yanıyordu. Ama yaptık lan. Bir şekilde tuttuk. Çok iyiydi. İnanılmaz keyif aldım. Yani bu build'de temel amacım tilt etmek. Bir kill zaten garanti gibi bir şey oluyor. Bir kill bile alsam yeter benim için. Yani tilt ettiğim sürece her şey okey. Ama 4 kill devam ediyoruz. Ve şunlara karşı 4 kill gerçekten zordu yani. Biliyorlardı oyunu. Hatch'in başında bekleyeyim de kapatırsam şimdi adrenalin falan çalışır. Kapıdan gider. Gelmesini bekleyeceğim. Olur da buraya gelirse. Lan sürünerek gitti. Allah da beni kahretmesin ya. Sürünerek gitti oğlum. Onu hesap etmedim. O kadar süresi yoktur dedim ya. Hayvan herif. Kodum adamı. Ağlama. Oy oy oy, tam neyle bak. Kendini ifade edemeyince hemen küfür ediyorsun. Ezik seni. Öyle demek istemedim. Özür dilerim. Tamam. Bence profilimi inceleyip özür diledi. Yani bana çok samimi bir özür gelmedi. Samimiyetten. Aynen kardeşim. Samimiyet samimiyet. İbo nasıl, iyi mi? İyi, aynen. Evet gençler, bu güzel maçla birlikte videoyu sonlandıralım. İlk maçlara ne kadar çok basit geçse de bu maç gerçekten videonun seyir zevkini bayağı arttırdı bence. Ben oynarken inanılmaz keyif aldım. Bayağı uzun sürdü. 20 dakika falan sürdü. 18 dakika falan sürdü sanırım maç. Thumbnail'ımızı da çıkarttık. Bu oyun mantığı da okeyse sizin için. Toksik bu. Toksik raid hani arası git gel yapabilirim. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın veya başka fikir de sunabilirsiniz. Hani abi şu perk'ü ekleyebilirsin, şu eklentiyi yapabilirsin falan gibi fikirler de sunabilirsiniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi geceler.